Kendi evinde Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup eden Torku Konyaspor'umuzda büyük sevinç yaşanıyor. Başkanımız Ahmet Şan, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve gollerimizi kaydeden Rangelov'la Ali Çamdalı maçın değerlendirmesini Konyaspor TV'ye yaptı. Ya bizim için çok önemli bir maçtı bu maç. Yani kendi hedeflerimiz için, yani rakiplerin şampiyonlukla ilgisi olan takımlarla bizi ilgilendirmediğini zaten daha önce söylemiştik. Biz üçüncülüğü yakaladık ve o yeri bırakmak istemiyoruz. Avrupa liglerine katılmak istiyoruz inşallah. Bu yolda çok önemli bir galibiyetti. Yani başta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımız olmak üzere tüm Konyaspor camiasını tebrik ederim. Yani başından sonuna kadar rüya gibi bir gündü bugün. Yani Branimir Polyak'ın gelmesi, yani tüm taraftarlarla kucaklaşması, İşte polis haftası nedeniyle emniyet il müdürümüze bir çiçek takdim ettik. Kendilerine başarılar diledik. Bakan Bey vardı. Yani burada Cevdet Yılmaz bakanımız vardı. Ya çok güzel bir gündü Konya adına. Dolu dolu geçti. Yani sporun, futbolun güzelliklerini her yönüyle burada yaşadık. Yaşatmaya devam ediyoruz inşallah. Yani Konyaspor buralarda kaldığı sürede, kalıcı olduğu sürece inşallah gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız. Her zaman söylediğimiz gibi yine camia olarak basınımız, taraftarımız, yönetim, futbolcularımız, herkes ve tabii ki bürokratlarımıza da görev düşüyor. Konyaspor'umuza gerçekten bir destek çıkmanın zamanı geldi artık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Bugün keyfini çıkaralım ama lig daha devam ediyor. Kalan 6 haftada yine bu sonuçları almamız lazım ki burada kalmamız lazım. Çünkü rakiplerimiz de var. Son haftalara sanki sık artık rast geliyor bize böyle son dakikalar. Tabii tadından yemiyor böyle galibiyetlerin. Özellikle son dakikalar oldu mu. Tabii kendi kalemde gördüm mü biraz ağır oluyor da. Golü sen bulunca inanılmaz güzel bir atmosfer oluyor. İnanılmaz atmosfer vardı. Taraftarlar mükemmeldi. Yine 38 bin neredeyse stat full çekiyordu. Ben Anadolu takımlarının örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bizim taraftar grubunun. Yani 3 büyükler dahil şu an onları geçecek taraftar grubu göremiyorum. Emin adımlarla devam ediyoruz. 53 puan. Müthiş bir puan bence. O üçüncülüğü artık kimseye vermek istemiyoruz. Çünkü tapusunu aldık oranın. Umarım lig sonunu da orada bitiririz. Hem yayıncı kuruluş hem de basın toplantısında söylediklerimi tekrarlamamda fayda var gibi gözüküyor. Yani maçın başında en azından ben kendi adıma söyleyebilirim bunu. Maçın başı hemen başında gelen gol bütün yani avantaj gibi görünse de özellikle oyun anlamında bütün ritmimizi bozdu. Fenerbahçe mutlak ve mutlak kazanmak istediği bir pozisyonda geldi buraya. Böyle de bir durumla karşılaşınca özellikle ilk yarıda oyunu tamamen bizim sahamıza doğru yıktı. Çıkamadık fazla. Hani bir 5-6 dakikalık belki 5-10 dakikalık bölüm kabul edilebilir ama onun dışında da bağlantılı pasları, bağlantı yerlerini bulamadık. Çıkamadık. Daha çok korumak zorunda kaldık ve oyundaki düşündüğümüz, maçtan evvel düşündüğümüz her şey aslında bir anlamda skorun dışında şey oldu, sıkıntılı hale geldi. Bu beraberlik golünü de devrenin sonlarına doğru yiyince bu şiddetli oyun, baskı karşısındaki gol tabii bayağı ciddi bir şekilde demoralize etti. İkinci yarı yapmamız gereken önemli şey birincisi durumun çok kötü olmadığını anlamaktı grup olarak. İkincisi de biraz daha topu kullanma süremizi arttırmaktı. Yoksa bu baskı devam edecekti. Özellikle ikinci yarı hemen hemen düşündüğümüze yakın şekilde geçti. Hem baskılı oyunla biraz daha itmeye çalıştık. Özellikle oyunun merkezini biraz daha orta sahaya doğru çekmeye başladık. Aynı zamanda topu tutma kalitemizi de biraz arttırdık. İşler biraz iyi gidince tabii oyuncuların özgüveni de yerine gelmeye başladı. Daha rahat oynamaya başladılar ve maçı sonlarda gelen golle kazanmayı başardık. Çok güçlü bir adım tabii, bunu inkar etmiyorum ama yine lemem lazım içeride söylediklerimi. Yani gruplar ya da insanlar için de geçerli. En büyük hataları oldum dedikleri anlarda yapıyorlar. Olmadık daha. Olmak için yüksek bir irade var. Olmak için de çaba var. İnşallah devam ettiririz. How's your feelings? It was really hard game. Çok zor bir maçtı bizim için. It started really good for us. We bizim maçımızdan çok iyi başladı. Really early, first or second minute we scored 1-0. Dakikalarda gol attık, 1-0 öne geçtik. And we have to defending too long time. Bunu
Tabii korumamız için çok önümüzde uzun bir vakit vardı. Of course it's really difficult against team like Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi takıma bunu korumak çok zor. Almost 90 minutes. Daha 90 dakika boyunca skor korumak gerçekten zor. But in the end Ama sonunda we won this really important 3 points for us. Kazanmış olduk. Bu önemli 3 puanı almış olduk. And this make me really happy. Bu da beni çok mutlu ediyor. I hope that our fans they also happy. Taraftarlarımız da oldukça mutlu olmuştur.